Günler hoş geldiniz. Bu hafta bir değişiklik yaptık. Artık 21.15'te başlayacağız pazartesi akşamları. 20.30'da başlıyorduk. Bundan sonraki önümüzdeki haftalarda herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 21.15'te final karşınızda olacak ve saat 22.45'e kadar da karşınızda olacağız. Bu değişiklikten dolayı şimdiden sizden özür dileyelim. Bundan sonraki süreçlerde 21.15'te Olay TV'de karşınızda olacağız. Süper Lig'de çok enteresan bir 20. hafta yaşadık. Şu sıralarda da Antep-Adana maçıyla da 20. hafta tamamlanacak. Tabii ligin üst tarafında ilginç sonuçlar alındı. Bursaspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 beraber kaldı. Bu maç çok konuşuldu. Bursaspor 10 kişi kaldı. Hakemin verdiği kararlar, tribünlerdeki 35 bin kişinin muhteşem coşkusu, ardından yaşananlar gerçekten çok enteresan bir haftaydı. Başakşehir Kasımpaşa'dan 4-7, Galatasaray Kayseri'ye 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş Karabük'te 2-1 mağlup oldu. Ligin zirvesinde bir anlamda 20. haftada bir deprem yaşandı diyebiliriz. Bursaspor o 27 puan kabusundan en azından kurtulmuş oldu. Evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak bu haftayı tüm detayları konuşacağız ama geçen hafta yine Bursaspor ile ilgili çok önemli bir toplantı vardı. Genel kurul vardı. Bursaspor'un tüzüğü ile ilgili 61 maddesi vardı biliyorsunuz. Yönetimin birçok istişareyle hazırladığı bir taslak vardı. Hatta bir hafta öncesinden de yine aynı yerde bir lansman yapıldı ama çok fazla ilgi gösterilmemişti. Bu kongrede 17 maddeye itiraz oldu ve itirazların da çoğunluğu değişerek tüzükten geçti. Kısacası biz Olay Gazetesi'nde yönetimin değil delegenin dediği olduğu maçtığını atmıştık. Delege orada istediği kararları tüzükten geçirdi. Tüzüğü konuşacağız. Tabii Fenerbahçe maçı öncesinde yine haftalardır üzerinde duruyoruz. Geçen hafta da altyapı ile ilgili Bursaspor nasıl bir sistemde yürümesi gerektiği konusunda görüşlerimizi anlatmıştık burada. Geçen seneyi ayrı tutuyorum ama bu sezon ilk kez U21 takımını Vakıfköy'de izlerken zevk aldık. Sinan Bakış oradaydı, Kubilay oradaydı. Ümraniye maçının yıldızlarından Rüştü yine çok iyi oynadı. Tabii iki de yabancısı vardı Bursaspor'un. Haftalardır, aylardır altyapıda hazırlanan Nijeryalılar vardı. İkisi sahadaydı, Tayvu ve Pascal. Onların performansları nasıldı? Bunları da konuşacağız. Final başlıyor. Olay FM'li ortak yayınımıza siz de soru ve görüşlerinize katılabilirsiniz. Ekranın alt kısmından iletişim adreslerimiz geçiyor. Ekran başında olmayıp da yolda olan dinleyicilerimiz de bizi 90.5 Olay FM'den dinleyebilirler. Cevdet Altınel, Erkan Sağlık, Erdal Akçay, Beytullah Suat, hoş geldiniz. Aslında nereden başlayalım? En sıcağından maçtan başlayalım? Yoksa tüzükle mi başlayalım? Ben de karar veremedim ama maçla bir başlayalım bakalım. Evet. Çünkü gerçekten muhteşem bir tribün vardı. Sezon başından beri en son Beytullah 26 bin miydi bizim bir rekorumuz vardı? 26 bindi. Bu kez 35 bin. Yani 34 bin küsur ama 35 bin diyelim ona. 35 bin kişilik bir koro. Onların hakkını vererek başlayabiliriz. Evet, ben geçtiğimiz programlarda dedim, bir önceki programda 35 bin kişi gelsin bir öyle görelim demiştim bu takımı. 35 bin taraftar geldi, yaklaşık 35 bin taraftar sağ olsunlar soğuk demeden takımlarına destek vermek için geldiler. Bir defa onların hakkını teslim etmek lazım. Bursaspor taraftarıyla büyük takım oluyor, büyük güç oluyor, büyük camia oluyor. Onlar da takımlarını Bu zor günlerde yalnız bırakmayarak tribünlere geldi. Mutlu Topçu'nun da ilk resmi maçıydı. Açıkçası nasıl bir dokunuş yapacak Mutlu Topçu diye merak ettik. Aslında fazla bir zaman da yoktu. 10 günlük bir sürenin ardından takım başında sahaya çıktı. Elinde de fazla bir alternatif yoktu Mutlu Hoca'nın. O yüzden de fazla bir değişiklik de görmedik. Takım için konuşacak olursak, takım açısından da sahada geçtiğimiz haftalarına nazaran farklı bir Bursaspor görmedik. Bunun altını çizmekte fayda var. Ama şunu gördük, taraftarı ile birlikte
Bursaspor hakikaten Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda gerçek kimliğine büründü. 10 kişi kalmasına rağmen direndi. Son dakikalarda da penaltı golüyle sonuca gitmesini en azından Fenerbahçe gibi güçlü bir ekip karşısında bir puan koparmasını bildi. 4 haftalık mağlubiyet serisi hakikaten bizim de tüm camianın da canını fazlasıyla sıkıyordu. En azından taraftarla birlikte Bursaspor demir aldı diyebiliriz. Çünkü 27 puanla demir atmıştı yeşil beyazlılar. Bu bakımdan gelecek haftalar için en azından Avrupa hedefi açısından bir umut ışığı Fenerbahçe maçıyla birlikte yandı diyebiliriz. Şimdi bireysel olarak baktığımızda hakikaten Bursaspor özellikle ilk 45 dakikada ne bireysel ne de takım olarak pek fazla üretken değildi. Yani Fenerbahçe'nin henüz 20. dakikada gelen penaltı golü. Halil Umut Meler'i de burada tartışmakta fayda var. Mustafa Çulcu'ya belki bağlanacağız. O da çok net bir şekilde bizim maç sonrası yayınımızda söyledi. Kurallar gereği pozisyonun penaltı olmadığını, bunun nedeninin de Sivon düşünmek gibi, o elini çekmek gibi zaman olmadığı için topun ele çarptığını, o yüzden Halil Umut Meler'in verdiği kararın yanlış olduğunu söyledi. Bence de karar yanlıştı. Asıl handikapı Bursaspor Boban Yovic'in atıldığı dakikadan sonra yaşadı. Açıkçası benim umudum ikinci yarı için pek fazla yoktu. Evet, Bursaspor daha önce ligin ilk yarısında 10 kişiyle kaldığı maçları çevirmesini bildi ama bu kez rakip Fenerbahçe'ydi. O yüzden de bir umudum yoktu ama Mutlu Topçu doğru hamlelerle maçı bir bakıma maçtan bir puan çıkarmasını bildi. 10 kişi kaldıktan sonra Bursa daha bir derli toplu görüntü ortaya koydu. Fenerbahçe'nin görüntüsü ise tamamen bir golün üzerine yatıp 3 puanla evlerine dönmekti. Ama karşılaşmanın hakkı da net bir şekilde beraberlikti. Hak tecelli etti diyebiliriz bu beraberlikle. İlk 45 dakikada 35 bin taraftar vardı ama onlar da biraz tutuktu sanki takım gibi. İkinci devrede onların coşkusuyla birlikte, daha doğrusu takımın coşkusuyla birlikte taraftar da türbünde gereken desteği en iyi şekilde verdiler ve 3 puanla da olmasa en azından Fenerbahçe'den 1 puan almanın sevinciyle evlerine gittiler. Bu sezon böyle geçecek. Biraz ite kaka, biraz zorlayarak bu zamana kadar geçen 20 hafta böyle geçti Bursaspor açısından. Çok böyle bizler, taraftar, camia koltuklarına yaslanarak bir maç izlemediler. Çok nadir bir iki maç sayabiliriz. Onu da belli bölümlerinde, belli periyotlarında bunu izlettirdiler bizi. Ama mevcut kadroyla pek fazla büyük beklenti içerisine girmek de hayalcilik olur. Ha, bundan sonraki kalan haftalarda Mutlu Topçu şapkadan tavşan, nasıl bir tavşan çıkaracak, onu hep birlikte göreceğiz. Ama gerçekten bundan sonra daha da zorlu maçlar Bursaspor'u bekliyor. Çünkü tüm takımların belli bir hedefi var. Bazı takımlar ligde kalmak, bazıları şampiyon olmak, bazıları da Avrupa'ya gitmek için çaba sarf ediyorlar. Bu yüzden Bursaspor'un kalan maçları hiç kolay geçmeyecek. Özellikle Kayserispor en önemli sınavını olacak Bursaspor'un Mutlu Topçu'yla. Erkan, sen nasıl buldun Bursaspor'u? Bir değişim var mı Mutlu Topçu'yla? Ya fizik kondisyon açısından tabii ki değişim vardı. Yani daha önce Bursaspor 11 oynadığı mücadelenin 60. dakikası oyundan düşüyordu. Bu mücadele 10 kişi kalmasına rağmen son dakikada golü buldu mesela. Hatta galibiyet golü bile gelebilirdi yani, eğer Kubilay'a topu kafayla içeri çıkarmasaydı belki de. Yani Sercan'a bir pas vermişti. Yani daha farklı bitebilirdi. 2-1 bitebilirdi karşılaşma. Tabii farkı hissettirmeye çalıştı Mutlu Hoca ama yani kadro yapısı hep aynı çıkıyor yani Bursaspor sahaya. Yani yapacak bir şey yok. Eldeki malzeme bu diyeceğim ama ya Deniz ve Delvalle'den artık insanların sıtkı sıyrıldı ya. Deniz'in ve özellikle Delvalle'nin ikisini yani sahada görmek istemiyor. Yani bunlardan biri de benim aslında. Yani çünkü bakıyorsun Deniz sahada varlığıyla yokluğu bir değil. Delvalle ona keza orta yapacak, orta yapamıyor. Gerçekten çok sıkıntılı yani. Bursaspor 9 kişi de kalıyor onlarla aslında. Yani 11-11 oynadığında. Bu da tabii handikap. Yani Stanku santrafor alıyorsunuz, oynatamıyorsunuz Deniz'de. İşte Deniz'e şans veriyorsunuz. İşte bu başta Kubilay sonradan oyuna girdi.
katkı koydu. Belki Kubilay 11'de oynasa haftaya da belki onun için böyle bir yorum yapacağız ama Mutlu Hoca takıma bir şey hava getirmiş yani. Sonuçta futbolcular biraz daha özgüvenli oynadılar Fenerbahçe maçında. Belki de bu maçın özelliğinden kaynaklandı bu. Yani bunu daha ilerleyen haftalarda daha detaylı bir şekilde görebiliriz yani. Sonuçta Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Daha artı motivasyon. Tribünlerde 40 bin seyirci var. Daha farklı bir Bursaspor vardı ama Fenerbahçe yine ona karşın Bursaspor'a baskı kurdu. Gerçi fazla gol pozisyonları yoktu ama olanda da zaten Harun çıkardı. Bursaspor gol pozisyonuna giremiyor oran. Asıl sıkıntısı o yani. Bir türlü rakip kaleye gidemiyor. Gitse de kale topu dürtecek oyuncusu yok bence. Bu anlamda çalışması lazım ama eldeki dediğim gibi mevcut kadro bu. Yani hafta içi biz bunu konuştuk. Ben hatta köşemde de yazdım. Yani orta sahada pas kalitesini arttırması lazım bu topçunun dedik. Ancak ona rağmen işte Merter Fatih oynadı ön libero'da. Yani Orkera bile tercih edilmedi. Ki benim Fatih hiç aklımda bile değildi. Yani Fatih oynatmaz diye düşünüyordum. Fatih oynattı. Tabii o da orta sahada direnci korumak için yaptı belki de. Dediğim gibi yani Bursaspor'da bu maçta özellikle yani taraftar ön plana çıktığını düşünüyorum. Yani eğer taraftar bu şekilde agresif olmasaydı, ya tribünlerde tamam görsellik vardı ama tezahürat anlamında büyük sıkıntı da vardı tribünlerde. Yani bir türlü birlikteliği sağlayamadılar. Yani özellikle ikinci yarıda mesela taraftar maça ağırlığını koyması gerekirken yani Texas'ta alt tarafla üst taraf birbirine uyum sağlayamadılar. Yani bu da takıma belki de daha farklı motive olabilirdi ama onu sağlayamadılar. Ama dediğim gibi yani agresiflik, tribünden agresifliği bence Bursaspor'a bir puanı getirdi. Takım biraz agresif olmuş. Ben onu gördüm yani. Kırmızı kart tamam gördü ama biraz agresif gördüm takımı. Bu da iyi işaret diye yorumluyorum. Tabii onu. Yani sonuçta agresif olması puanı evet. Yansıdı. Yani temiz şeyi sordum mesela Mutlu Hoca'nın farkını hissettim mi? Evet hissettim. Eğer Boban Jovic'i Mutlu Hoca daha erken oyundan alabilirdi veya işte kanat mı değiştirebilirdi, başka bir alternatif düşünebilirdi. Çünkü mesela kime sorsan Boban Jovic'in atılacağı gün gibi ortadaydı yani. Ona bence iyi önlem alamadı Orhan Mutlu Hoca. Erdal Akçay. Valla Erkan'ın son söylediğiyle başlayayım. Nasıl önlem alacaksınız? Çünkü atılacağını hissettiğim için söyledim. Tamam da bakıyoruz sürekli Fenerbahçe'nin ileri üçlüsü yer değiştirerek oynadı. Yani şimdi Aziz'i sağa, Boban'ı sola alsanız yine bu defa onu yani attırmak için yine oraya geçecek. Oyundan yani çıkabilir. Bence zayıf halkayı gördü. Çözdüler oyuncu. Yani biz bu oyuncuyu attırabiliriz. Çözdükleri için bence böyle oldu. Yani Boban Jovic'in bence orada çok daha fazla dikkat etmesi lazımdı ki en azından şunu söyleyeyim. Demek ki Fenerbahçe'yi izlememiş. Yani karşısında oynayacak oyuncuyu kasetlerini izler futbolcular, takım izletir. Ya da çok fazla dikkat etmedi. Ya da kendisine çok fazla güvendi ki eğlense çekmeye kalktı. Yani o da onun artık acemiliğine verelim. Bundan sonraki maçlarda herhalde daha dikkatli olacaktır. Yani böyle karşısında bu kadar seri bir oyuncu varsa siz de ona göre hamle yapmanız lazım. Ama yani oyundan almanız da mantıklı gelmiyor bana. Alsanız ne olacak? Tamam belki Ertuğrul özellikle son bölümde kendisinden hiç beklenmeyen bir performans sergiledi. Yani son 10 dakikada inanılmaz bindirmeler yaptı. Ama elinize bir orijinal bir sağ bek varken de bunu böyle farklı değerlendirmek bence yersizdi. Ben Bursaspor'u bu maçta gerçekten agresif gördüm. Önde basmaya çalışan, rakibi çıkarmamaya çalışan bir hamlesi vardı Bursaspor'un. Ama tabii ki bunu 90 dakikaya yaydığını söyleyemeyiz. Zaten ilk yarıda bir tane pozisyon verdi. O da Stanku'nun geri pasını kaptı atıp onu da kaleci Harun çıkardı. Bir de penaltı oldu. Onun dışında ilk yarıda Bursaspor'un kalesinde tehlike göremedik yani. Tamam Bursaspor'un da belki pozisyonu yoktu ama özellikle bu kırmızı kartla birlikte roller değişti. İkinci yarıda yine Alper'in vuruşunu Harun çok iyi çıkararak bence maçın kader adamı oldu. Son bölümde 10 kişiye rağmen Bursaspor'un özellikle tribün desteğiyle ayakta kaldığını ve galibiyet içinde cesaretlendiğini gördük ki bu da alınan gelen beraberliğin de habercisi oldu bir bakıma. O taraftarın yoğun baskısıyla o karmaşadan bir penaltı çıktı ve Bursaspor 4 haftalık yenilgi serisine Fenerbahçe beraberliğiyle son vermiş oldu. Bu maçta iki önemli de kayıp verdi elbette. Şimdi
Kayseri deplasmanında hem sağ bekiniz hem sol bekiniz olmayacak. Bence önemli bir kayıp çünkü Kayseri de çıkış yakalayan bir takım. Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı da yenerek ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Zaten kadro kalitesi de özellikle ara transferde kadrosuna çok iyi isimler kattı. Sergen Yalçın'la birlikte bir hava da yakaladılar. Yani Kadir Has tadında gerçekten Bursa Sporu çok sıkıntılı bir 90 dakika bekliyor. Ama üstesinden gelebilir Bursa Spor. Ben bu süreci de Mutlu Topçu ile birlikte daha iyi atlatacağım. Değişim gördün mü? Değişim mi? Bursa Spor'da. Gördüm tabii ki. Yani gelecek adına umut verdi bana bir kere. Yani 11-11 oynansaydı ben Bursa Spor'un galibiyete daha gideceğini düşünüyordum. Yani bu hamleleri yapabilirdi Bursa Spor. Yani en azından Mutlu Hoca ikinci yarı çok daha farklı bir hamle yapabilirdi. Bir de Mert'in sakatlanıp çıkması da bence etki oldu. Yani zaten elinde fazla alternatif yokken... Mesela Sercan bence olumlu yansıdı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani çok hırslı girdi oyuna. Fenerbahçe savunmasını da bozdu zaman zaman. Evet. Yani Deniz Yılmaz'ın artık kenara çekilmesi gerektiğini de düşünen insanlar var. Dinlendirilmesi diyelim. Yani tabii ki dinlendirmesi lazım. Şimdi bir spor futbolcunun üzerine çok fazla gittiğinizde, ısrar ettiğinizde bu defa onu da kaybediyorsunuz. Hem tribünden tepki alıyor hem de özgüvenini yitiriyor. Deniz Yılmaz da Del Valle'yi bence kulübeye çekip orada artık Sercan Yıldırım'ı ve özellikle oyuna girdikten sonra ileride bence iyi işler yapan Kubilay'ı değerlendirmekte fayda var diye değerlendiriyorum. Metullah Mutlu Hoca geldiğinde şöyle bir şey demişti. Yani sadece Batıca'ya dayalı bir sistem olmaz dedi. Bu maçta farklı bir sistem gördün mü sen? Yok, çok fazla göremedim. Yani ben çok fazla yapabileceği bir şey de yok Mutlu Hoca'nın. Benim gördüğüm tek şuydu. Çok da hoşuma gitti. Yani Ertuğrul demek ki ileri çıkınca bazı işler yapabiliyor. Yani sağ kanatta. Belki 10 kişi kalmanın verdiği bir şey de olabilir. Öyle bir taktik de belirlemiş olabilir ama. Demek ki bazı oyuncuları farklı yerlerde de kullanma şeyini gördüm. Onun dışında ben de görmedim. Ya şu var. Mutlu Hoca'nın takımı iyi tanıdığını gösteriyor. Mesela kırmızı kart. Şunu da ekleyeyim. Öyle devam et. Bir de Şamil. Şamil orta sahadan çok savunmada daha iyi. Tabii. O gün yazdım zaten onu özellikle. Yani şu var. Mesela Bobanyov için kırmızı kartından sonra Gökhan Geylani'ye dikkat ettim. Geldi orada. İşte Ertuğrul'a sağa, Şamil'e stopere. İşte orta alanda kurguyu biliyorsunuz zaten. Şimdi Ertuğrul'un sağ, yabancı bir hoca getirmiş olsanız mesela Ertuğrul'un sağ bek oynamadığını bilebilir. Hakikaten bilebilir. Yani bilmeyebilir pardon. Biz biliyoruz da yani o takımı tanımasına kadar zaman geçebilir. Bu takımı iyi tanıdığını gösteriyor. Hemen orada diziliş anlamında etkisini gösterdi. İlginçtir. Sözünü kesiyorum. İlk maçta da Kadıköy'de de sağ bekte oynamıştı. Vardı evet. Vardı. Yani orada etkisini gösterdi. Neydi? İlk yarıdan sonra hepimizin umudu yoktu. Hatta biz Gaziantep Kayseri Spor maçını konuşmaya başladık. Ama demek ki Mutlu Hoca girdiğinde perişan bir şekilde değil de başı dik bir şekilde girdi. Pes etmemeleri gerektiğini orada soyunma odasında futbolcularına söyledi ki hiç değilse bir gayret gösteren bir takım vardı. Şimdi mesela Trabzonspor maçını hatırlayın, Akhisar Belediye Kupa maçını hatırlayın, bir de Adana Spor maçını hatırlayın. Ne yaptığını bilmeyen bir oyuncu grubu vardı. Yani maçı kaybetmek için, yani geriye düşüp maçı kazanmamak için gayret göstermeyen bir takım vardı. Hamza Hoca ile biz ligin ilk haftalarında bu mücadeleyle, bu azimle biz maçlar kazandık. Mutlu Hoca bunu geri getirmiş. Ama hücumsal anlamda benim çok fazla beklediğim bir şey yok. Niye? Çünkü elindeki malzeme bu. Mutlu Hoca'nın eğer bunu geri getirmek istiyorsa bazı kabukları kırması gerekiyor. Yani hakikaten bazı kabuklar var Bursa Spor'da şu anda. Bu nedir? İşte Erdal abinin biraz önce senin söylediğine katılıyorum biraz önce. Yani futbolcuyu yedek kulübesine göndermek veya tribüne göndermek cezalandırmak değildir. Dinlendirirsiniz. O futbolcunun belki kendini sıfırlamaya ihtiyacı vardır. Bazen son 15 dakika alırsınız, 20 dakika alırsınız, etki yapar. İşte Del Valle Deniz için ben Mutlu Hoca'dan bunu bekliyorum. Yani yapabilmeli Mutlu Hoca bunu. Çünkü bu oyuncular yıprandı, özgüvenini kaybetti ve şu an hiçbir şey veremiyor. Bu oyuncular dinlenirse eminim ki 2-3 hafta sonra dönüşleri çok daha farklı olur. Şu maçta gördüğüm bir şey var. Stanku kanat manat oynamaz bu takımla. Deniz'i bitirdik. Stanku'yu da bitiririz. Bak 2 hafta sonra farklı bir şeyler konuşuruz. Ya Stanku'nun ben kariyerini tartışamam. Golcülüğünü tartışamam. Ama kanatta oynarsa bu adam yapamaz yani. Ha, gider 2-3 top getirir ama olmaz. Belki çaresizlikten oluyor. Belki
O bölgedeki kanat oyuncularına şu an hiçbir şey verememesinler oluyor ama yazık ediyoruz gerçekten. Yani nedir? Ben hep düşünüyorum mesela Aziz Bey hiç bu maçta cezalı da işte bir Onur bir Aziz ikilemi olamaz mı mesela? Düşündüğüm. Çünkü Bursa Spor'un iddia ediyorum en iyi kanat oyuncusu Aziz herhalde. Savunmada oynamasına rağmen. Aziz kadar çıkan futbolcusu yok Bursa Spor'un. Var mı? Bir yok. Taneniz var değil. Yok. Savunmadan gelip bir de önünde Lens gibi bir futbolcu olmasına rağmen az buz katkı vermeye çalıştı hücum anlamında. Aziz giderse Bursa Spor pozisyon yakalıyor bakın. Son hamlelerinde fazla bir etkinliği yok ama Mutlu Hoca'nın ben Kayseri Spor maçında bu şekilde hamleler yapacağını bir kere tahmin ediyorum. Şamil olayına %100 katılıyorum. Yani Şamil artık orta saha futbolcusu değil bence. Orta sahaya geldiği vakit dikkat edin orta sahada yine birkaç tane top kaybı yaptı. Dedim ki yani süper bir savunmacı. Bak bir hamle yaptı maçın 93. dakikasında. Şamil'in sezgileri iyi bir futbolcu. Korkusuz bir futbolcu. Mücadele eden bir futbolcu. Bu özelliklerini orta alanda fazla gösteremiyor. Yani pasif bir görüntüye düşüyor. Ama stopere geldiği vakit işte 90+3. Dakikada Sova o hamleyi yapması Şamil'i bir anda maçın kahramanı yapıyor. Ben Şamil'i artık Bursa Spor'da orta alanda kafamdan sildim. Kendimce sildim. Oynarsa stoperde oynasın Şamil. Öyle yani bence öyle. Ha, adam eksikliği olur oynar ayrı bir konu. Eminim ki Mutlu Hoca bu Fenerbahçe maçında bazı şeyleri bence çok daha iyi gördü. Ve bu iyi görmesinin dizilişlerini, anlayışlarını da ben Kayseri Spor maçında ortaya konulacağını inanıyorum. Mesela inanılmaz kötü bir Sivok gördüm. Yaptırdığı penaltıyla alakalı söylemiyorum bunu. Yani çok acemici hareketler. Ertuğrul yapsa bazı hareketlerini anlarım Sivok'un ama bazı geri pas verişleri, bazı arkadaşların oyun topu oyuna sokarken ki acemiliği, yani Sivok tarzında tecrübeli bir futbolcuya yakıştıramadım hareketler bunlar. Performans düşüklüğü var. Yani Sivok da çok fazla bugüne kadar şeye çıkamadı ama onda bence uyarılması gerekiyor. Evet, bence de Fenerbahçe maçı Mutlu Hoca için çok büyük bir ölçü olmayabilir. Çünkü ekstrem bir maç. Fenerbahçe gibi bir takım oynuyorsun. Bazı dokunuşları çok fazla göremeyebiliriz. Onun için ben bu Kayseri ve Kasımpaşa maçlarında o dokunuşları göreceğimi düşünüyorum veya umuyorum. Ölçü olmaz. Şimdi az önce Beytullah dediği gibi işte Aziz ve şu an Boban Jović yok. Şimdi muhtemelen Ertuğrul'u sağa koyacak. İsmail'in cezası bitti. Sivok İsmail veya Sivok Şamil yapabilir. İsmail Şamil yapabilir bilmiyorum ama ben artık şu Mert örneği görmek istiyorum. Hakikaten görmek istiyorum yani. Ya bu çocukta bir sıkıntı var oynayamıyorsa. Çünkü Hamza Hoca oynatmadı. Tunahan Hoca geldi kupa maçında oynattı. Şimdi Mutlu Hoca geldi. Hadi Fenerbahçe maçı yok ama artık görmek istiyorum. Yani bu çocukta bir sıkıntı varsa onu da bilelim. Orhan ki... bir parantez açayım. Ben sana sorayım mesela. Şimdi biz Delvalle ile ilgili konuşuyoruz değil mi 20 haftadır? Yani her maç 11'de şans verdi değil mi? Çoğu maçta bunun 90 dakikasıdır. Ve bu şansı iyi kullanamadı. Şimdi bugün aklıma geldi hakikaten. Ya kızıyoruz, ediyoruz. Hakikaten ben çok eleştirdim. Sercan bu kadar şans bulsaydı bu derece kötü olur muydu bilmiyorum. Bugün o geldi aklıma mesela. Ya bak beğenmiyorum Sercan'ı. Sonuna kadar da eleştirdim ama Del Valle'nin bu kadar bulduğu şansı Sercan bulsaydı toparlanmaz mıydı diye düşünmüyor değilim yani. Ya Sercan niye bulmuyor yani şansı? Ya Mert Örnek dedin ya bir ilave yapayım yani bunu. O geldi aklıma. Ben Mert, içimden Mert geçiyor yani niye oynatmıyoruz yani? Bu çocuk ilk 11 mesela Kubilay'a verdiğimiz şansı bu çocuğa niye vermedik bugüne? İlk biliriz. 11 olmayabilir de sonradan gidelim. Niye olmasın Sevgi Cevdet? Del Valle'yle oynuyorsa niye öyle bir olur ya? Niye olmaz? Ya bir şey mi var bu çocukta? Ben Ümraniye maçında izledik, hepimiz izledik. Gayet iyi oynuyor. Orhan kadrodaysa bir şey yok zaten 18. Yani 18. oynuyor. Neden girmiyor? Yani Deniz ve Delvay'ın haftalardır kötü olduğu takımda Mert niye oynamaz? Yani benim aklıma bir şu geliyor. Hoca güvenmiyor. İkincisi performans olarak yetersiz antrenmanlar. Evet, diğerlerini daha garip. Veya özel hayatına bakmıyor gibi bin tane şey sıralayabiliriz. Öyle olsa bence U21 takımına gönderilir. Yani İsami listesine her zaman baktığımızda Mert Günok'tan sonra Mert örneğin adını görürüz. Yani bence biraz daha zaman tanımak istiyorlar ama artık o zamanın geldiğini ve geçtiğini hatta geçmek üzere olduğunu düşünüyorum ben. Bu çocuğu sahaya sürmek lazım çünkü gerçekten dikine oynayabilen, adam eksiltip hızlı gidebilen bir oyuncu bu yani. Artık şans bulsun. Belki Bursa Spor önümüzdeki yıl için bir kanat aramaya gerek kalmayabilir. Evet. Yani. Bunu da değerlendirmek lazım. Bu saatten sonra şampiyon olamayacağına göre hiç olmazsa yeni sezon için oyuncu kazan. Kiralık oyuncularla uğraşmaktansa kendi oyuncunu kazanmak
Çok daha mantıklı geliyor bana. Evet, maçın öyküsünü bir izleyelim. Dediğim gibi programı açarken çok güzel görüntüler vardı Bursa'da, Dimsa Arena'da. Bu sezon ilk kez Yeşil Beyaz Sevdalıları bu kadar tribünleri doldurmuştu. Bir öyküsünü izleyelim, maçın ardından burada olacağız. Bursa'nın büyük bir heyecanla beklediği maç gelip çatmıştı. Bir yanda 4 maçını mağlubiyetle kapatmış, yeni hocası Mutlu Topçu'yla yeni bir sayfa açmak isteyen Bursaspor, diğer yanda kupada adını çeyrek finale yazdırmış ve ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe. Büyük kapışmanın adresi Timsah Arena. ...2016 yılında kapılarını açan Bursaspor'un yeni mabedi, bu karşılaşmaya kadar bir türlü istenilen doluluk oranına ulaşamazken, takımlarını zor günlerde yalnız bırakmak istemeyen yeşil beyazlı taraftarlar bu kez akın akın Timsah Arena'ya geliyordu. Evet sevgili izleyiciler, Timsah Arena kapılarını geçtiğimiz yıl Ocak ayında açmıştı. Ama hiç bu kadar kalabalık olmamıştı gerçekten. Bursaspor bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeşil beyazlı taraftarlar da akın akın Timsah Arena'ya geliyor. Gerçekten çok keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor diyebiliriz. Coşku had safhada. Bu coşkunun karşılaşmada da aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. 12. adam, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen bu kez takımlarından umutluydu. Biz özledik bu kalabalığı, sizler de özlediniz herhalde. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor Bursaspor. Mesajınızı alalım. Vallahi bugün bakalım stadımız full olacak inşallah. Takımdan da galibiyet bekliyoruz. Zaten ona inanarak buraya geldik. Sürekli maçlardayız. İnşallah bugün 3 puan bizim olacak. İnşallah inanarak geldik. Bu akşam maç bizim. Hafta içinde yönetim bizim açıklamamızı kulak verdi ve bilet politikasını düşürdü ve stat gördüğünüz gibi full doldu ve artı biletler satıldı. İnşallah kazanacağız. 45 bin kişiyle dolduracağız stadı. Başka şansımız yok. Bu maçı seyirci alacak. Futbolcular oynamasa bile seyirciler oynayacaklar, alacaklar bu maçı. Galibiyet bekliyoruz. İnşallah dolduracağız, rekoru kıracağız bugün. Fener'i de buradan mağlup göndermek istiyoruz. Mağlup kaderimizi kırıp 2-3 haftadan beri biliyorsunuz durumumuz kötü. Burada lehimize çevirmek istiyoruz. İnşallah bu maçı alacağız. Ben bugün taraftarımızın sayesinde bu maçı alacağımıza inanıyorum. Yaklaşık doldurduk stadı ve itici güç olacağımıza inanıyorum taraftarlarımızla. Ara tatil sonu erdi. Şimdi de maça geldiniz. Dersler nasıldı? Takdir. Maşallah. Benim de takdir. Ödül olarak maça getirdin, evet, öyle mi? Evet. Ne diyorsun? Yenmemiz lazım. 3 puan gerekiyor. Kaç haftadan beri yenilgi aldık. Ondan sonra teknik direktörümüz değişti. Mutlu Topçu'nun taraftarın gözünde iyi bir yer kazanması için bu maçı kazanması lazım. Bir de 5. sıradan 8'e olduk. Trabzon 7. Süper. Onun için bu maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Batay. Stanku bir de Bataja. Bence de Stanku ile Bataja. Evet, evet. Yetiştiriyoruz Bursaspor'a. Maç almamız lazım. 4 haftadır yeniliyoruz zaten. Kupadan da elendik. Artık bir dönüm maçı. Görüntüyü aldık, sesi de duyalım şimdi. Başkanım. Evet. Ne diyorsun maç için? İnşallah bugün Fener'e karşı sahayı dar edeceğiz. Bataja ile ya da Delvaye olsun, Stanko olsun. İnşallah Fener'i bugün yeneceğiz. 2-0 skor olur. Taraftarımız bugün full. İnşallah maçı alacağız. Mutlu Hoca'nın da ilk maçı. Ümit ederiz ki Mutlu Hoca da iyi başlar. Bize düşen bu aşamada gereken desteği göstermek hem öncelikle takıma sonra da hocaya. İnşallah iyi olur. Hepimiz için
şeytanın bacağını kırarız. Bundan sonra da inşallah Avrupa hedefinde yürürüz diye ümit ediyoruz. O ümitle geldik. Destekleyeceğiz inşallah. Bakalım. Yaklaşık 35 bin taraftarının desteğini arkasına alan Bursa Spor maça iyi başlamadı. 20. dakikada penaltı golü ve Boban Jovic'in 43. dakikada gördüğü kırmızı kart moralleri alt üst etti. İkinci devrede 10 kişiyle mücadele veren Timsah buna rağmen pes etmiyor ve 87. dakikada Batajan'ın penaltı golüyle güçlü rakibinden bir puanı çekip alıyordu. Evet, maçın öyküsü bu şekildeydi. Mailleriniz var, onları da okuyalım yavaş yavaş. Bu arada Üstün Mustafa Çulcu'yu da arayabiliriz. Hakemi konuşmadık, onunla konuşmak için konuşmadık. Bir arayalım. Mustafa Hoca da maçı izlemişti. Onunla en biraz da özlem gidermiş oluruz. Tuncay Uçmaz göndermiş. Cumartesi günü saat son 3 saate kadar paso.com sitesinde kalan boş koltukları saydım demiş. 3122 boş koltuk saydım ama seyirci sayısının yaklaşık 35 bin olduğu açıklanınca çok şaşırdım. Ya bu stadyum 44 bin kişilik değil ya da ben saymayı unuttum ya da bu stada kaçak giren çok kişi var. Aynı şaşkınlığı Başakşehir maçında yaşamıştım. Stadyum giriş kameralarından böyle bir kaçak girişler yapılmış mı, acilen incelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Ya bir kere locaları o 44 binden düşmemiz gerekiyor. Orada kaç tane koltuk var bilmiyorum ama loca koltuklarını düşmemiz gerekiyor. Muhtemelen Fenerbahçe taraftarını da saydınız o kadar koltuk varsa. Güvenlik. Güvenlik var. Kapalı tribünü ben hiç görmedim. Kapalı tribünde boşluk çok fazlaydı ya. Yani öyle miydi? VIP'nin bulunduğu alt taraf dolu ama üst taraf bayağı boştu. İki köşe tamamen şimdi, boştu. Kapalı tribünün VIP'nin olduğu bölümden bahsediyor. Evet, buradaki rakamlar belli bir koltukları satışa çıkarmamış olabilirler. Onun için bazı şeyler yanıltıcı olabilir. Ben de katılıyorum yalnız. Texas'ta mesela her koltuğa bir kişi oturtur, 5000 kişi dışarıda kalır yani. Yani fazlalık bence var. Bence fazlalık var yani. Çünkü yani mesela merdiven boş, hiç koltuk yok. Merdiven dolu. Çok enteresan yani. Şey, bak şu fotoğrafta bile arkada baktığın zaman en az 3-4 bin. Yani 100 tane koltuk varsa 500 kişi var fotoğrafta. Eklemek lazım yani. Bu sayıya. 3-4 bin eklemek gerektiğini düşünüyorum en az. Evet, Mustafa Çulcu, Merkez Hekim Kurulu eski başkanı hattımızda. Hocam iyi akşamlar. Saygılar. Nasılsınız hocam? Maçı izledik. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Hakem Halil Umut Meler 3 gündür İstanbul konuşuyor. Biz fazla konuşmadık da. 2 penaltı kararı, 1 kırmızı kart kararı ve söz sizde. 2 penaltı penaltı değil demiştiniz yazınızda ve yorumlarınızda. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Halil Umut Meler son zamanlarda Merkez Hakem Kurulu'nun oldukça fazla maç verdiği göz bebeği, çıkışta olan bir hakem ki FIFA hakemi yaptılar. Şubat başında da İspanya'ya gitti. UEFA seminerine katıldı. İlk defa fiziki testlere ve İngilizce testlere tabi oldu. Döndü geldi. Yani yeni bir FIFA kupalar takmış hakemin yeni heyecanlarıyla döndü geldi. Bursa Fenerbahçe maçını yönetti. Bu müsabaka bugüne kadar yönettiği müsabakalar içinde zorluk derecesi en yüksek müsabakaydı. Takdir edersiniz ki Fenerbahçe-Bursa maçları son zamanlarda çok çekişmeli geçen, çok keyif veren, futbol adına keyif veren müsabakalar oluyor. Tabii bazı tribün olayları da oluyor, onları da tasvip etmiyoruz ama keyifli futbol oluyor. Halil Umut Meler bu maçta ne yaptı? Merkez Hakem Kurulu'nun da bu maça vereceği tırnak içinde başka hakem de yoktu, onu da belirtelim. Yani elinde başka bir hakem yoktu. Uyan bu maçın atama trafiğine uyan başka hakemi de yoktu. Halil Umut Meler'i verdi. Vermiş olduğu penaltı şöyle açıklayalım izleyici. Her ikisi de değil bir kere penaltının. Neden değil? Birinci penaltıyı anlatayım. Hakemlere verilen derslerde şöyle derler. Ve anlatılır. UEFA kriterleri de bu. Uzaktan gelen mesafeli yan ortalarda, işte frikiklerde bir oyuncu uzak mesafeden çekilen şutlarda elini kolunu kontrol edecek zamana sahip. Kaçırması onun sorumluluğundadır ve kaçırılmalıdır der. Ama burada yandan yapılan ortada ne oldu? Ertuğrul'un bacak arasına düştüğü anda top o uzak mesafe kriteri kayboldu.
Ertuğrul'un bacak arasından seken top arkadaki Sivon eline geliyor. Bu ani bir reaksiyon. Sivon eli açık mı? Hayır değil. Kapalı mı? Evet kapalı. Yani penaltı kriterlerine uyan hiçbir şey yok ki. Sivok da şaşırıyor. Top eline çarptı. Nereye gittiğini bile göremiyor. Hakem buna bir penaltı verdi ki değil. Sanırım devre arası belki de oturdu bilgisayarından da istedi. Teknolojik imkanlar var çünkü. İkinci yarı daha sonra geldi. İkinci yarıda da bir penaltı verdi. O penaltıda da Kaya'nın eli tamamen vücuda kapalı. Yani penaltı verilmemesi gereken pozisyon ne diye gösterseler Kaya'nın pozisyonudur. El yapışık. Vücuda tamamen yapışmış vaziyette. Buna nasıl penaltı verdi? Şaşırmamak mümkün değil. Maçın akışı içerisinde Fatih sarı kartı vardı. İkinci sarı kartı gerektirecek eylemleri vardı. Tolere etti. Boban Jović değil mi? Doğru telaffuz. Evet. Onu 34'te atması lazım. İhracı 34'te yapması lazımdı. Musa sarı kartı, ilk sarı kart doğru. Musa Soğuk taç çizgisi kenarında yine bir kucaklaması var orada. Orada ihraç etmesi lazım. Bir tık tolere etti. Daha sonraki hareketinde ihraç etti. Ama 34'te ihraç etmiş olsaydı daha kabul görürdü. Alper Potuk'un sarısı vardı. Alper Potuk'un daha sonra yaptığı hareketlerde onu da tolere etti. Aynı Fatih'e uyguladığı gibi tolerasyon sınırını yüksek tuttu. Maçı böyle yönetti ama maçın akışı içerisinde de ikili bazı mücadeleler var ki top oyunda kalsın, oyuna tempo kazandırayım diye de saldığı pozisyonlar da var. Orada da kendisini takdir etmemek mümkün değil. Oynatmak isteği çok fazlaydı. Ama bu maç için yeterli donanıma, tecrübeye, yönetim anlayışına sahip olmadığını gördük. Başarısız bir müsabaka yönetti diyebiliriz. Hocam şu soruyla da en azından ne olacağıyla ilgili. Çünkü şu an lige bakıyorsunuz kimse mutlu değil hakemlerden. Değil. Yani ligin en üstündeki de en altındaki de mutsuz. Doğru. Ne olacak hocam? Yani böyle devam edecek, böyle de seneye de aynı şekilde devam edecek. Sürekli hakem, yani hakemler hakikaten çok taraflı maç mı yönetiyor, hatalı maç mı yönetiyor, eyyam mı yapıyor? Yoksa bütün suçu kulüpler onlara mı atıyor? Şimdi 1983 yılında bu hakem camiası aktif hakem olarak girdim. Daha önce futbol oynuyordum. 83'te itibaren de hakemliğe başladım. Yani diyebilirim ki o yıldan bu yana performansın bu kadar rezil yerlerde olduğu, güvenin yerlerde olduğu başka sezon hatırlamıyorum. Bundan önceki sezonda da buna benzer düşüş vardı. Bu düşüş bu sezon tavan yaptı. Biz istedik ki hakemlerin performansı başarılarıyla tavan yapsın. Maalesef her geçen gün kötüye gidiyor. Şimdi bu durumda ne yapması lazım? Bir teknik adam. Hamza Hamzoğlu niye değişti Bursa'da? Hakem yüzünden mi hocam? Yok, hakem yüzünden. Yani performansı kabul görmedi. Doğru mu? Başarısız oldu ve gönderildi. Şimdi Mutlu Topçu geldi. Tabii ki hakem hataları da var başarısızlığında da. Yani demek istediğim şu. Bir takım. Hakemler de ligin 19. takımı. Başarısız. 20. hafta geçmiş. Bakın ne diyorum. Bursa Fenerbahçe maçına vereceği ikinci bir isim yoktu. Uyan tek isim Halil Umut Meler. Bursa Fenerbahçe maçı bir final maçı değil ki. Ligin 20. haftasında oynanan zorluk derecesi yüksek bir müsabaka değil mi? Evet. Final değil yani. Böylesine bir orta seviye bir müsabakaya bile hakem bulmakta zorlanıyorsanız Merkez Hakem Kurulu'nun veya Futbol Federasyonu'nun bünyesinde bulunan kurumun yetersiz olduğu ortada, başarısız olduğu ortada. Bir takım değişimler, bir takım önlemler alınması lazım. Bir şeylerin olması lazım ama kimsenin kılını kıpırdattığı yok. Futbol Federasyonu herhalde mutlu. Sesini çıkardığı yok. Takımlar niye bağırıyor o zaman? Biz başka ligi mi izliyoruz? Yani birilerinin bir şey yapması lazım. Bu hakemleri toparlaması mı lazım? Evet. Eğitmesi mi lazım? Evet. Peki hakemlere ekonomik olarak müthiş destekler var. Şartları fevkalade güzel. Eğitim desen UEFA departmanından eğitimciler geliyor. Onu veriyorlar. Donanım desen, teknolojik destek desen günü gününe spreyinden kulaklığına, tersine hepsi veriliyor. Bunlar daha önce de maçlar yönetiyorlardı. Ne oldu bu çocuklara? Bunlara da sahip çıkmamız lazım. Hatırlayın ben buradan İran'daki derbi maçı için, Mısır'daki derbi maçı için de gitmiştim. O ülkenin derbi müsabakalarında yabancı ülkelerden, dış ülkelerden hakem geliyor onların. Güvensizlikten dışarıdan hakem getiriyorlar. Biz de o duruma mı gelelim? Bu çok hoş bir şey değil tabii.
eski bir hakem olarak, eski bir MHK başkanı olarak şu duruma hakikaten çok üzülüyorum. Ben diyorum ki Futbol Federasyonu, yahu MHK de diyoruz, gelin bizi de çağırın, biz de gelip bir şeyler anlatalım, bizi göreve getirmeyin. Bir beyin fırtınası yapalım, bu arkadaşları morallendirelim, yaptığınız yanlışları anlatalım, eksik tarafları gösterelim. Bu futbol bizim, bu takımlar bizim. Bakın 500 milyon dolar akıyor futbolumuza nakde yayın geliri olarak. Nasıl mutlu oluyoruz? 6. pahalı lig diyoruz. Bu lige bu hakem performansı yakışıyor mu? Hayır. Herkes hakem, 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 hakem. Bu hafta bakıyorum hangi maçta hakem hatası yok? Her maçta bir arıza var, bir sıkıntı var. Kasıt var mı hocam? Nasıl? Kasıt var mı? Kasıt değil, yetersizlik, baskı altında eziliş, cesaretsizlik var. Yani cesaret edemiyorlar herhalde. Bazı kararları vermekte zorlanıyorlar. Bu baskıdan etkileniyorlar. Günü ve zamanı veya bulundukları konumu kurtarma çabasına gidiyorlar. Yürek yok. Bazı kararlarda da yürek yok. Bir de bunu düşünmek, denge yapmaya çalışıyorlar. Yani takımları karşıma almayayım, aman dengede gitsin maç, olaysız gitsin, toz duman olmasın, duman kalkmasın, toz olmasın, ben de haftaya bir daha maç kapayım. Ya zaten maçları 12-14 hakem, 180 tane maç oynanmış şu ana kadar, 14 hakem yönetmiş bu 180 maçın 160'ını. Geriye kalan 20 maçı 8 hakem yönetmiş. Zaten 22 hakem var, bu 8 hakemin de 2 tanesi hiç maç almamış. Yani 14 kişinin üzerinde dönüyor bu lig şu anda. Zaten maçları size veriyorlar. Haftada 9 maç, 14 hakem. Yani her hafta maç geliyor. Allah aşkına çıksınlar, delikanlı gibi şu maçları yönetsinler. Başka hakem yok, siz alacaksınız bu maçları. Çıkın, ne gerekiyorsa çalın, yapın şunu. Adam gibi düdük öttürün. Bizden eğer yani destek istiyorlarsa, inanın, vallahi gazetede yazmayalım, gidelim onlara destek olalım, anlatalım, öğretelim. Ben hazırım. Yeter ki onlar düzelsin. Yani futbolumuz sıkıntıya gidiyor. O yüzden toparlanmalar lazım. Buradan Futbol Federasyonu'na çağrı yapıyoruz. Bütün takımlar ağlıyorsa bir yerde yanlış var. Bu yanlışa neşteri vurmaları lazım. Gerekeni yapmaları lazım. Perşembe akşamı MHK Başkanı'nın konuşmalarını dinliyorum televizyonda. TRT'de Ersin Düzel'in programında karşılıklı soru cevap şeklinde konuşuyorlar. Pozisyonlar getirmiş. Pozisyonlar üzerine yorum yapıyor. MHK Başkanı'nın bakın ağzından çıkan bir kelime hakemlere sahada uygulama emridir. Onun yapacağı bir yorum hakemlerin bundan sonraki müsabakalarda sahada benzer pozisyonlarda vereceği kararın göstergesidir. O öyle diyorsa öyledir o. Ama öyle tuhaf yorumlar yaptı ki ben bildiklerimi unuttum. Hakemlere acımaya başladım. Yani eğer bu böyleyse vah ki vah hakemlere. Hakikaten çok üzüldüm. Çünkü ters şeyler anlatıyor. Ben UEFA'yı da takip ediyorum. FIFA'yı da takip ediyorum. Bunca yıllık deneyim var. Okuyorum. 50 tane maç seyrediyorum. Analizler yapıyorum. Bakıyorum. Ben MHK Başkanı'nın anlattıklarıyla kel alaka şeyler bunlar. Böyle bunları şimdi hakemleri kafaları karışır. Ben de hakem olsam MHK Başkanı'nın böyle diyorsa abi sahada ne yapacağımı şaşırırım ben ya. Hocam Erkan Sağlık'ın bir sorusu olacak size. Evet dinliyorum. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Erkan'cığım. Hocam 21. dakikada Lens ve Babanyavuç ilk sarı kartlarını gördüler. Bu pozisyonda Lens hakemi itiyor. Hakem az kaldı düşüyordu. Bu pozisyon sarı kart mı yoksa kırmızı kart mı temas? Hakeme temas sarı kart. Hakemi sarsmak, silkelemek kırmızı kart. Hakem herhalde onu sadece bir dokunuş, bir çarpışma olarak değerlendirdi. Fotoğrafta da görüyoruz hocam şimdi sanki düşecek de hakem itliyor yani hakemi temas derken. Yani hakemi resmen itiyorsa tabii ki kırmızı kart. Tam pozisyonu hatırlayamadığım için bir şey diyemiyorum. Biliyorsun canlı izledik. Evet. Uzaktan ancak o kadarını görebildik. Yani itiyorsa hakemi kırmızı kart olması lazım. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başka soru var mı? Teşekkürler. İyi akşamlar hocam. Evet Mustafa Çulucu'dan en azından hakemle ilgili değerlendirme almış olduk. Fenerbahçe maçını kapatacağım. Bir reklam arasına gideceğim ama Volkan ve Ozan'a tepkiler oldu. İşte iki akşamdır avukat Bursaspor'un hukuk işlerinden sorumlusu Hakan Dinçtürk
İstanbul'da bir kanalın eleştiri sonrası oraya bağlandı. Sonra bir linç kampanyası oldu. Hakan Dinçtürk işte o sahaya gelen taraftarı aldı diye. Tabii çok büyütüldü. Ben bugün Hakan Dinçtürk'le görüştüm. Yani size tepkiler olabilir, siz rahatsız olmuş olabilirsiniz ama işe biraz olumlu tarafından bakın. İki gündür Bursaspor'u konuşuyorlar. Yani maçı konuşamadılar. Yani Bursaspor'u konuşuyorlar. Bir çıkıyorlar, özür diliyorlar. Başka bir şey diyorlar. İşte yani Bursaspor'un büyük bir kulüp olduğunu farkına vardılar diye düşünüyorum. Onun için dün akşam izledim ben. Birçok kez özür dilediler. Hakan Bey'e belki tepkileri olmuş olabilir ama olsun. En azından Bursaspor'da konuşmuş oldular. Bursaspor'un büyüklüğünü, o kendilerine gelen sosyal medyada gelen tepkileri de gördüklerini, gelen tepkilerin fazla olduğunu görünce de geri adım atmak zorunda kaldılar. İnsanların farklı şeyleri olabilir Hakan Dinçtürk'le ilgili. Yani yanlış yaptı diye. Ben sadece Bursaspor'u gündeme getirdiler, konuştular. Bursaspor'un büyüklüğünün farkına vardılar diye ben olumlu karşıladım. Onu da belirtmek istiyorum. Volkan ve Ozan olayına gelince işte bu yüzden milli maç vermiyorlar buraya. Şimdi onu konuşalım biraz. Yani işte bu yüzden milli maç alamazsın burada. Şimdi doğru söylüyorsun. Şimdi Volkan ve Ozan Bursa'nın, Bursa Spor'un yetiştirdiği Vakıfköy'den çıkan oyuncular. Giderken Bursa Spor'a para kazandı. Ya yanlış da yapmış olabilirler. Yanlış da yapmış. Senaryo kullanmış olabilirler. Ha, şimdi ama şöyle bir şey var. Şimdi şurada iki şeyi düzeltmekte fayda var. Şimdi Recep Bölükbaşı ile iki oyuncunun arasında yaşananlar belli yani. Orada bir şeyler yaşandı. Onların bir sıkıntıları vardı. Bu sıkıntıları kamuoyuyla, bizlerle paylaşmadılar. Sessiz bir şekilde gitmeyi tercih ettiler. Gittiler. Gittiklerinde de hep vurguladık, yaptıkları ikinci bir bence daha büyük hata. En azından Bursaspor'da yetişen bir oyuncunun farklı bir takıma gittiğinde bu kendilerine emek veren camiaya bir teşekkür etmeleri gerekiyordu. Onu da etmediler. Ha, benim açıkçası oradaki tezahüratlar yani üzüldüm, canımı acıttı. Niye? Çünkü işte ailesine yapılan küfürler bir futbolcu için kim olursa olsun yapılmaması gerekiyor. Yani onun ailesinin o konuyla hiçbir alakası yok. Yani bu küfürlere onlar maruz kalmamayın. Bu net. Sonuçta onların da yapmış olduğu hatalar olabilir ama şunu da altını çizelim. Artık Bursaspor'un da bir anayasası olsun. Bir futbolcu Bursa'dan giderken ne yapıp gitmesi gerekiyor ki küfür yemesin? Bunun da adını koymak lazım. Ya böyle bir şey olabilir. Ya sevgili Cevdet, niye küfür ediyorsun arkadaş? Ya istediğim gibi giderim abi ben. Ama istediğim gibi giderim. Yani sevgili Cevdet. Ama gidiş şekilleri çok şık olmadı ya. Şimdi bak şöyle. Ben açtım onu. Şöyle. Sevgili Akçay, istediğim gibi giderim. Teşekkür de etmem. Kimse benim ya aileme, anneme yani böyle bir hakkın yok. Bana tepki gösterdi. Benim ailemin ne suçu var ya? Yani. İşte ben onu yani anladın mı? O üzüntü vericiydi. Yani. Bana göster. Küfür bana hain diyebilirsin. Değil. Küfüre karşıyız ama yani. Bana hain diyebilirsin. Bana hain diyebilirsin. Gidişlerin şık olmamasına da fikrim. Yani söylediği cümleler hata yapmış olabilirler. Bursa Spor'u oynamak istemiyorum. Bunlar hem fikrim ama yani ne anası kaldı, ne babası kaldı, ne sülalesi kaldı. Yani hain dedin. Kendisine de bir şey yapabilirsin ama yazık günah, bizim taraftarımıza yakışmıyor. Oraya gelen insanlara yakışmıyor yani. Hakikaten yazık günah. Biraz kitle psikolojisi yani. Bunda etken oldu ama. Yok şimdi ben şimdi tepkini göster. Onda bir şeyim yok. Ama şimdi Volkan ve Ozan'a bu şekilde tepki gösterip yarın ben milli maç istiyorum diyorsan kusura bakma, milli maçta alamazsın. Evet. Sırf bu yüzden vermiyorlar zaten Bursa'ya milli maç. Bir milli maçta düşünsene bu tepkilerin yaşandığını. Bilmiyorum ben. Evet. Bilmiyorum ya, bir futbolcu nasıl gidecek yani, oyuncular keşke atsalardı biraz yaşadıkları sıkıntılar. Biz biliyoruz az çok üstü kapalı neler yaşadıklarını biliyoruz o dönemki yönetimle ama. Ya bunlar çocuk, hata da yapabilirler. Evet. Hata da yapabilirler. Yani sonuç böyle yapmışlardır. Tepki de gösteriyorsun zaten ama. Artık bir yerde dur demek gerekiyor. Şimdi reklam arasına gideceğim. Ama şimdi taraftan... Şöyle çok güzel bir şeyle bağlı. Ama Şener'e hiç tepki yoktu. Ona da vardı. Çizelim. Zaman zaman ıslıkla vardı o yani. Aftar, Manat oldu. Yani ya, şimdi spor hakikaten evet rekabet var ama güzel bir örnekle reklama gideceğim. Benim Fenerbahçe'ye çok yakın bir arkadaşım var. Çok yakın bir arkadaşım. Hatta fanatik düzeyde diyebiliriz. Gösterebilirsek kameradan, şöyle telefonumdan. Bugün çok güzel bir şey yaptı. Ben hem Fenerbahçeliyim,
hem de Bursasporluyum diyor. İki takımın da formasını giydi. Önce şunu göstereyim mi? Şöyle bir yakın gösterirseniz. Jimmy Jip'ten görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Önce bir Fenerbahçe formasını giydi. Bir fanatiktir yani. Caner ismi. Şimdi ondan sonra çıktı Bursaspor formasını giydi. Ben Bursasporluyum aynı zamanda dedi. Bursa'da yaşıyorum dedi. Ne olursa olsun dedi. Ben maça geldim. Bursasporlu kardeşlerimle birlikteyiz dedim dedi maçı. Bu da Bursaspor forması. Evet. Budur yani. Spora en güzel cevap. Maçlardaki o şeylere. İki takımın da formasını giyebilmek önemlidir. Önce Fenerbahçe formasını, sonra da Bursaspor formasını gururla giyiyor. Ben teşekkür ediyorum vallahi kendisine. Orhancığım, saygı duyuyoruz ama bir kalpte de iki sevgi olmaz yani. Bir ben işin güzelliğine bakıyorum. Başka bir şey yani. Spor ben sever olabilirsiniz ama yani onu kaldı. İki takım şimdi, tutamaz. Abi ben mutlaka tutmam ama onu kaldırabiliyor bu adam. Yani ben iki takımın formasını da giyebiliyorum diyor. Yani benim için problem yok diyor. Ona sorma. Neden? Seviyorum diyor çünkü. Fenerbahçe'yi de seviyorum. Bursaspor'u da çok seviyorum diyor. Ama şiddete elbette sonuna kadar karşıyız. Ben onun için gösterdim özellikle zaten. Özellikle bu haftaki maçta yaşananlar bizim camiamıza yakışmadı. Onu da belirtelim. Yarın öbür gün federasyon bunun faturasını bize hayli kabarık kesecek ve hep birlikte üzüleceğiz. Yani hem zor günlerden geçiyor kulübümüz ama en büyük zararı da yine kendi kendimize vermemiz de tezat oluşturuyor. Yani milli maçı geçelim. Yani şimdi saha kapatmalar, seyircisiz oynamalar, maddi kayıplar yani bunların hepsini yaşayacağız. Beraberlik için değer miydi onu düşünmek lazım. Evet sonuna kadar baskı da yapsın taraftar takımın kazanması için ama işte bu kadar yabancı madde yağdırmanın, bu kadar küfür etmenin de bence yeri yoktu. Keşke bizim taraftarımızın çok güzel tezahüratları vardı. O tezahüratlarla 90 dakika geçirseydik de sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya bizi konuşsaydı. Ve şimdi gelecek cezada suçsuz taraftarların ne suçu var? Vallahi bu maçta o kadar suçsuz taraftar sayısı da azdı. Yani. Evet bir reklam aramız var. Reklamların ardından tekrar stüdyoda olacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. Maillerinizi biraz okuyalım. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yaralanmalar olmuştu. Bu kadar ceza verilmemişti. Neden Bursa'ya verilsin? TFF'nin adil davranması gerekiyor. Hem taraftar hem de futbol düzelir demiş Özce'den Mehmet Bey. Tabii onun da takipçisi olmak gerekiyor. Yani şimdi Celal Öyük göndermiş. Volkan'a ve Ozan Tufan'a Bursa'ya geldiklerinde yapılacaklar gittiklerinden beri konuşuluyordu. Bugün bunları konuşmamak için siz basın mensupları olarak haftalar öncesinden taraftara olumlu mesajlar verebilirdiniz ki verdik Celal Bey. Verdiğimizi düşünüyorum. Hatta gittik İzlanda'da röportaj yaptık. Biz de linç edildik. Bir hafta geçmediniz. En azından 10 kişiden 5'i mesajı olumlu alır. Bu olaylar hafif şekilde atlatılırdı. Bundan sonra agresifleşmenin faydası yok. Nasıl gittiklerinin önemi yok. Sadece taraftar basın yoluyla sakinleştirilmeliydi demiş. Biz o yolu denedik. Dediğim gibi biz de resmen linç edilmeye noktasına geldik. Neden haber yaptık? Neden işte görüştük? Milli maç vermesinler demiş Sefa Gözükara. İşte yani vermiyorlar zaten. Tamer Seymen göndermiş Almanya'dan. Erkan Sağlık başlıklı sana söylüyor. Teşekkür ederiz. Kamplara da giriyor tabii. Evet. Mutlaka her oyuncu başka bir takımda oynamak ister ve fazla para kazanmak da ister ama satıp Bursaspor'a gitmek olmaz. Yok ben oynadığım zaman moral bozarım ya da babam çalışıyor demek çok yanlış. Adam gibi sezonu kapat nereye gidecekseniz gidin Bursaspor'a küfür yakışmaz. Enes'e neden küfür etmiyorlar? Adam gibi sezonu kapattı ve gitti demiş. Bursaspor'dan başka forma giymem. Fenerler koltuklarımızı kırıyor. Onları konuşur musunuz demiş. Hasılat filan belli mi?
Şöyle söyleyeyim yani maçın hasılatı 750 bin TL. İşte 200 bin TL civarında bir masrafı var bu karşılaşmanın. Kulübün kasasına giren para 550 bin TL civarında. Küsuratları olabilir tabi. 3 aşağı 5 yukarı. Bu şekilde. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe tarafında 185 koltuk var kırılan. Demir kolkuluklar kırılmış galiba. Bir de ledler miydi? Evet. Ledler de dereye atılmış. Böyle bir takım tespitleri var tabi. Federasyon temsilcisinin de. Böyle bir hasarlar var Timsah Hanım. Bursa Spor Tüzüğü onaylandı mı diye soruyor Remzi Durmaz. Biraz sonra o konuya gireceğiz. Yani yeni bir tüzüğü oldu Bursa Spor'un. Ulusal basındaki Beşiktaş amigolarını algı yaparak bu maç için Fenerbahçe amigolarına soyunmasını nasıl karşılıyorsunuz? Bursa basını olarak bu olay tepkiniz veya cevabınız ne olmalı, ne olacak demiş. Yani biz onlar gibi şaklabanlık yapamayız. Öyle bir şey beklemeyin. Herkes gördü yaşananları. Asıl Anadolu'nun sorunlarını dile getirmiyorlardı. Az önce de söyledim. En azından iki gündür Bursaspor'u konuşuyorlar. Böyle baskıyla devam ederseniz konuşmaya daha fazla devam ederler diye düşünüyorum. Ya ben onun tarafından bakacağım mesela. Şimdi Türkiye'de hakikaten deplasman kültürü çok farklı bir şey. Yani şu Fenerbahçe maçında şunu gördük ki burası tam bir deplasman. Yani burada baskıyı çok rahat bir şekilde görüyor. Rakip takım oyuncuları olsun, hakemler olsun. Bu anlamda Arda Turan'ın çok güzel söylediği bir söz var. Türk futbolunun gelişememesinin ana nedenlerinden bir tanesi birçok Anadolu takımının Bursa Spor camiası gibi olmaması gibi bir ifadesi var hatırlarsınız. Hakikaten keşke bugün gittiğiniz bütün Anadolu takımlarında deplasmanlara gittiğinizde bu baskıyı size oluşturabilsinler. Fark etmez. Bu biz de olabiliriz yani. Rakip takım oyuncu üzerine, hakem üzerine bu hata yapsınlar anlamında söylemiyorum. Küfür falan da bahsetmiyorum. Deplasman baskısı başka bir şeydir. Bunu hissettirebilirsiniz. Burada bu fazlasıyla var. Bence ulusal bazdakilerin garibine giden bu çünkü. Diğer başka bir Anadolu'ya gittikleri vakit atıyorum Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe X bir şehre gittikleri vakit bak ev sahibi takım tribününe bakıyorsun. Beşiktaş formalı birini görüyorsun. Veya Galatasaray formalı birini görüyorsun. Burada bunu göremezsin. Buraya geldi mi deplasmana geldiğini hissediyorsun. Bakın küfürden, hakaretten falan bahsetmiyorum ben. Burası başka bir şey. Bence bunu unutmuşlardı. Bunu anladılar. Bursa Spor taraftarıyla konuşulan bir kulüp şu anda. Keşke takımıyla da konuşulsa. Bak keşke takımıyla da konuşulsa. Dikkat edin konuşuyoruz kaç günden beri. Konuşuluyor maç bittiğinden beri. İşte taraftarın şovundan bahsediliyor. Olaylardan bahsediliyor ama kimse takımdan bahsetmiyor. Takımı da bu seviyeye çıkartabilmek lazım bence. Yani bu çok önemli. Takımla bu biraz önce bahsettiğim konu bir araya geldiği vakit zaten bu işin tadından yenmez. Bunu birleştirebilmek lazım. Takımın da seviyesini, kalitesini buralara kadar çıkartabilmek lazım. Puan böyle alınır Cevdet abi. Yanılıyor muyum? Puan böyle alınır. Başka türlü alamazsın bu puanı. Rakiplerin çünkü kalite anlamında, maliyet anlamında senden çok üst düzeyler. Onu Türkiye biliyor zaten de. İşte o taraftarı oraya bence bunu unutmuşlardı. Mesela. Bence bunu unutmuşlardı. Bunu hatırladılar bence. Küfür olmamalıydı bence de demiş Veysel Kurtulan. Tepki daha esprili ve güzel olmalıydı. Volkan da İstanbul'da seyirci gelmemeliydi demiş. Biraz yavaş internet. Sessizlik oldu iyice. Evet, seni bekliyoruz. Ben maçı tribünden izledim diyor Rıdvan Kara. Ancak çıkışta çok zahmet çektik. Merdivenlerde yığılmalar oldu. Asıl söylemek istediğim şu, Volkan ve Ozan'a edilen küfürleri hiç doğru bulmadım. Belirtmek isterim ancak bu gazetenizde belirtildiği gibi bu oyuncular para kazandırdılar da neden gittiler? Açıklamalılar taraftara. Bu kulübün gerçek sahibi taraftar diyorsak açıklamalılar. Olan biteni yoksa hep hain olarak anılacaklar demiş. O dönem açıklanmalıydı o zaten. Yakın zamana gideyim bak. Hatta bu devre arası transfer dönemine gideyim. Şimdi Başakşehir bir futbolcu transfer etti. Gençler Birliği'nden. İrfan Can Kahveci. Evet. 20 yaşında veya 21 yaşında. İmza törenini canlı olarak izledik.
Yanında Göksel Gümüşdağ var. Futbolcunun ilk söylediği söz neydi? Hatırlıyor musunuz İrfan Can Kahveci? Beni bugüne kadar yetiştiren Gençler Birliği Can Gençler Birliği'ne çok teşekkür ediyorum gibi bir ifade kullanmış. Bunu yapamaz yok, işte. Yok. Bak Galatasaray bir transfer yaptı. O stoperi aldı Ahmet Çalı. Ahmet Çalı. Yine imza töreni var. Canlı olarak baktık. Ahmet Çalı'nda işte. Bunlar çok zor şeyler değil. Ya. Bak bunlar hiç zor şeyler değil. Arda Turan Atletico'dan Barcelona'ya gitti. Ne söyledi, söyledi bunu ya? Söyledi mi? Tabii söyledi. İşte yani bak, dünyanın en büyük kulübüne gitti. Arda Turan'ı bilmiyorum mesela. Bunlar çok zor şeyler değil. Bir de bunun bu taraftan gönlünü alacaksın ki ya bunu söylemek evet. Zorundasın bir defa Cevdet ya. Abi, ya bunu sen, Aziz Yıldırım Cevdet sana abi, ne öğütler vermiş olursa olsun sen Cevdet o duruşunla abi, onu orada söyleyeceksin. Yani. Cevdet abi sen Bursalısın abi. Bak sen bir emek var sen, bak, sen Bursalısın. Her şeyden önce. Bak Allah uzun ömür verse biz bu şehirde doğduk. Allah ömür verirse bu şehirde şey alacağız. Yani bu kulübün altyapısında, bütün yaş kategorilerinde ya bunlar bir dakikalık ifadeye bakar. Bir saniyelik. Bir dakika konuşacaksınız ya. Çok zor değil bu camianın gönlünü almak. Hakikaten zor şeyler değiller. Ya bundan sonraki kardeşlerimiz için söylüyorum bunu yani. Evet. Beytullah'cığım o konuyla ilgili çok konuşulacak şey var. Sağın kafası ne durumda diye soruyor Hilmi Türkay. Var mı bir? Yoksa bizim Mustafa abi yollayacak mı diye ama. Sabahleyin geçiyordum ben yine iki kişi çalışıyordu üstte. Kaynak işleri yapıyorlar yani. Metroda tamam. Geçerken görüyorum sabahları. Parçaların artık büyük bir parçaların montajına başlanıyor. Hatta geçen gün çok ilginç. hangi maçtan geliyorduk? Baktım çok ilginç bir şey. Yani demir aksamın içine beton dökülüyordu. Yani tabii içine girip de bir daha bakmak lazım. Yani alt zeminin hazırlanıyordu. Belki abi sol geçirmesin. En üst kata beton dökülüyordu yani. Çok ilginç geldi bana. Ya bu ısıtma sistemi neden yapılmadı Erdal Akçı? Ben merak isıtma ediyorum. Isıtma sistemi yani. Evet çok. Erdal Bey var mısınız? Hayır yok, yok çok ilgilendi. O başından beri Erdal daha iyi takip ediyor. Çatıdaki 8000 tonluk demir var. İşte o demire monte edemedikleri için. O ağırlığı kaldıramayacak. Ufa yani montaj alıp savamıyor mu abi? Yok mümkün değil. Ya, ama abi, çok farklı maçtan bir çözüm bulmak zorundasınız. Hakikaten çünkü. Ya. Gerçi o insanlar üşüyor. Erdal abi lafını keseyim de maçtan sonra çıktık. Şeye hatta bu bizim Engin Akdemir var. Onunla beraber gidiyoruz. Ya işte aracın olduğu yere altta bir tünele gibi bir yere girdik biz stadyumda. Ya buzdolabı gibi abi biliyor musun? Sanki buzdolabına girdik yani. Hava bir soğuk -10 derece atıyorum 5 derece. Orası -25 derece sanki. Hiçbir resim yok, aksesuar yok. Bence, hiçbir şey beni bıraksalar orada kaybolurum yani. Çıkamam, nereye çıkacağımı bilemem yani. Zombiler hakikaten garip garip. Ama gerçekten öyle stadına yani hangi yöne giderseniz farklı bir kapısından çıkıyorsunuz yani. O da bir gerçek. Yeraltı otoparklarından stadın hala çok fazla eksiği var. Çimlerle ilgili mesela bu çimlerde milli maç verilmez diyor zaten diyor Ergin Yandere. Ama zaten şu an çimlerle ilgili çalışma var. Yeni sezon sona erdiğinde hibrit çimle değişecek. Ona şu an yapacak bir şey yok. Bu sezon böyle bitecek. Garanti garanti. Başka çare yok zaten. Emin misin bak abi? Eminim. Sorayım son kararını. Fizibilite çalışmaları yapıldı artık yani bu saatten sonra intihar olur yani bu zemini değiştirmemek. Vallahi dünyada birçok yeni stat yapılıyor. Hepsinde enerji tasarrufu falan yapılıyor. Enerji üretiliyor. Bizde hiçbir şey öğretmeden. Erkancığım bizim en büyük sıkıntı şeyden kaynaklandı. Çatıdan germe membran fazla yük kaldırmıyor işte. Yani yaparken diğer TOKİ'nin yaptıkları statlara bakarsak hep böyle klasik demirlerin montajı. Çok da güzel bir herhalde şey. Ya o ki ayrı bu mesele ama işte yani standart bir çatı var. Oraya her şeyi ekleyebiliyorsunuz ama bizim çatı ne yazık ki kaldırmıyor. Ama bunun yanı sıra türbinlerde mutlaka ısıtma sistemini korumanız lazım. Yani böyle olmaz. İnsanlar kışın donuyor. Aynen öyle. Her yer buz gibi. Yani resmen herkes battaniyeyle gelmek zorunda kalacak stada. Orhan maçla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu özellikle maç sonu Fenerbahçe'nin penaltısı çok konuşulduğu için söylüyorum. Bursa Spor gerek Sayın Başkan Eriay gerekse Mutlu Hoca burada iyi bir strateji belirledi. Çünkü bu tip maçlar oynadığınız vakit size ilk sorulan karşı takıma yapılan hakem hatalarıyla alakalı soruluyor. Şimdi Sayın Başkan'a da söylendi. Ne diyorsunuz penaltıya? Mutlu Hoca'ya geldi. Ne diyorsunuz penaltıya? Onlara dedi ki hakikaten Mutlu Hoca'nın bu ifadesini beğendim. Bana penaltıyı niye soruyorsun kardeşim? Kırmızı kartı sormana dedi. Sayın Başkan da öyle dedi. Penaltıyı sorma. Bu gündemi biraz olsun değiştirmektir. Yani kendi hakkını savunabilmektir. Eskiden bu konularda fazla hamleler yapılmıyordu. Maç sonrası direkt bu hamlenin yapılması özellikle ulusal bazda o mesajı verebilmek önemliydi. Gerek başkan gerekse hoca bu konuda iyi bir yön belirledi.
Yani Fenerbahçe'nin, yani Mutlu Hoca desek ya orada. Atıyorum. Tamam penaltı değildi de eyvah yani. Nelerle uğraşırsın yani. Ama kendi hakkını savunmak böyle bir şey. Erdal abi seni çok seviyoruz gerçekten ama lütfen stadyumda ummalı bir çalışma var deme artık. Sen kötü oluyorsun. Yok. Demiş Tolga. Ben stadyumda ummalı bir çalışma var demiyorum. Sadece olmasını istiyoruz. Timsah'ın kafasının olduğu bölümde birkaç gün içinde hayır orada insanlar zaten trenle geçenler görüyor. Parçaların hemen hemen hepsi geldi. Belki yarın ciddi bir çalışma başlayacak. Yani bir montajın tamamlanması için. Yoksa diğer bölümlerde gerçekten bir çalışma yok. Bu stadyum eğer hep söylüyoruz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı el atmazsa korkarım 3-4 sene daha böyle devam eder. Nasıl bir kafa çıkacak ortaya ben de merak ediyorum. Evet Tüzük Kongresi vardı. Başkanın bir VTR'si var Tüzük Kongresi'nden sonra. Başkanı bir dinleyelim o konuşmalarını hatırlayalım ardından bize yorumlayacağız. 5000 kusurda sadece katılan aşağı yukarı %10 bir kongre üyesi. Yani ben gelenlere buradan teşekkür ediyorum. Gelmeyenlere teessüflerimi bildiriyorum. Çünkü biliyorsunuz bu bir şeyin Bursa Spor'un anayasasıydı. 19 Ocak'ta genel kurul üyeleri bize tüzük hazırlamamız için yetki verdi. Biz de bütün taraftar grupları efendime söyleyeyim diğer kulüplerin tüzüklerini, divan kurulunun hazırlamış olduğu tüzüğü, artı bir de bizim çocukların, yani burada ben herkese çok teşekkür ediyorum. Aslında güzel bir tüzük hazırlandı. Bazı maddelerde değişiklik yapıldı. Bu tabii burada biz genel kurula saygı duymak zorundayız. Bence güzel bir tüzük oldu. Burada biz, ben başkan olarak egolarımı bir tarafa bıraktım. Yani belki bir başkan, başka bir başkan olmuş olsaydı bunları bu şekilde de hazırlatmayabilirdi. Yani burada önemli olan Bursa Spor'un menfaatleri. Bu menfaat doğrultusunda güzel bir düzük çıktı ortaya. Burada en fazla üzüldüğüm halka arzı. Ama şimdi burada kalkıp da ben yorum da yapamam. Çünkü neticede bu genel kurulun kararı, saygı duymak lazım. Demek ki halk arzı istemiyor. Tüzük tabii ki Bursa'nın anayasası ama benim için şu anda tüzük çok önemli değil. Benim için önemli olan Bursa'nın kurtulması, Bursa Spor'un kurtulması. Benim için mali tablo çok önemli. Valla olağanüstü kongreyle ilgili şu anda cevap vermeyeyim ama ben her şeyi düşünüyorum. Her şeyi düşünüyorum. Yani devam da edebilirim ama olağanüstü kongreye de gidebilirim. Yani burada bakın ben %65 oyla geldim. %65 veya %67'ydi herhalde oyla geldik. Güzel bir netice almıştık. Benim için bakın namus ve şeref her şeyden daha önemli. Eğer bu güven ortamını ben kaybettiğimi hissettiğim anda ben buraya iple ne bileyim urganla bağlanmış bir insan değilim. Ben piyasada efendime söyleyeyim şehirde saygınlığı olan bir insanım ve hayatta da en fazla korktuğum şey bu saygınlığı kaybetmek. Onun için de canla başla çalışıyoruz. Evet, Alay'ın konuşmaları bu şekildeydi. 61 maddesi var değil mi? Tüzüğün. Evet, 60. Kaçı değişti? 17 maddede değişik itirazlar vardı. Onlar 44'ü kabul edildi. Çeşitli değişikliklerle kabul edildi. Bence yönetimin en büyük hatası belki o da iyi niyetten de kaynaklanabilir ama çıkıp keşke en başta hangi maddelerin için değiştirilmesini istediklerini keşke anlasalardı. Çok sessiz kaldılar diye düşünüyorum. Elbette itirazlar olacak ama bu demek değil ki bugün kabul edilen tüzük yarın değişmeyecek. Günümüz şartlarında çünkü 2006'da da çok iyi bir tüzük hazırlanmış denli ama bugüne geldiğimizde yetersizliği ortaya çıktı. Yarın bir gün bu tüzük yine değişecek. En büyük sıkıntıyı halka arzla ve şirketleşmeye ile ilgili olan bölümde yaşadı ve orada veto ettiler. Şöyle bir şey var. Evet, bugün için belki
İşte bu maddeyi bence çok iyi anlatamadı Bursaspor yönetimi. Zaten başkan da onu ifade ediyor. Yani biz anlatamadık diye. Çünkü bugün Bursaspor'un halka arzı söz konusu değil. Yani 300 milyon lira borcu olan varlıkları, duran varlıkları neredeyse ekside olmayan bir kulüp zaten halka arz yapamaz. Şirketleşme mutlaka olacak bir gün. Bugün tüzeye girmese de olacak çünkü kulüpler yasasının artık bu yıl çıkması gündemde. Büyük Millet Meclisi'nde belki de referandumdan sonra çıkacak. O çıktığı zaman zaten profesyonel kulüpler özellikle dernekler masası, dernekler kanuna göre yönetilmeyecek. Özel kanun olacak. Bu defa mecburen bütün kulüpler şirketleşme durumunda kalacak. Yani daha profesyonel yönetecek. Hem bu çıkacak kanunla birlikte de her yönetim kendi döneminden sorumlu olacak. Yani borç, ne kadar borç yaptıysan, eğer fazlaysa genel kurdan aldığın yetkinin dışında borçlanma yaptıysan bunu da o kulübü yöneten o günkü yönetimler karşılayacak. Yani şu an mecliste bununla ilgili Spor Bakanlığı ciddi bir çalışma yapıyor. Sayın Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'le de görüştüm bunu birkaç gün önce, Bursa olay medyadaydı. Bu kanunu bir an önce çıkarmak istiyoruz dedi. Yani asıl bence kulüpleri, Türkiye'deki kulüpleri kurtaracak olan kanun bu. Disipline edecek. Kesinlikle. Yani belki birçok kulübümüz bu kanunla birlikte Avrupa'ya hiç gidemeyecek belki de. Çünkü kendine çeki düzen vermek durumunda. Özellikle şampiyon kulüplerin içinde çok zor durumda olanlar var. Onlara belki önleri kapanacak. Bizim tüzüğümüze baktığımızda ben yönetici sayısı 9 bile fazla derken yeniden 13'e çıktı. Bunu da tartışalım mı şimdi? Burada bir tüzük kongresi oldu. 4 yıldır sen de biliyorsun yakından tabii, biz evet, de takip ediyoruz. Bir tüzük platformu vardı. Evet. Yoğun bir şekilde çalıştılar. Sonra divanda da işte divanda kendi arasında bir oluşum yaptı. Onlar da avukatlar birlikte çalıştılar. Sonra Bursaspor yönetimi de kendi arasında bir taslak hazırladı. Ama bunu harmanlayıp bir araya gelip mutabakata varamadılar. Geldi. Harmanlandı, geldi ama işte Bursaspor'un son yıllarda en kritik maddeler geçmedi işte. Kötü yönetilmesinden dolayı insanlarda bir endişe var. Yani kulüp daha adamı kötüye gidecek endişesi var. Yani aslında herkesin niyeti daha iyi bir Bursaspor. Yani orada emek verenlerin hepsine gerçekten teşekkür etmek lazım. Ciddi bir çalışma yapıldı. 4 yıllık bir emek. Yani sportif direktör bile şu an tüzüğe girdi. Yani Türkiye'de olmayan bir şey. Yani Bursaspor'un anayasasında sportif direktör var. Direktör ama yönetim var. Yani bunlar yaban atılmayacak şeyler değil. Bunlar önemli bir adımlar. Ama biraz zamana da ihtiyaç var. Yani şimdi önemli olan uygulama. Uygulama sırasında mutlaka aksaklıklar varsa bundan sonraki genel kurullarda verilecek önergelerle zaten tüzükte yeni değişiklikler olacak. Tarih olayın buralara kadar gelmesi de şeylerden anlamlı. Can sıkıcıydı biraz, evet, oradaki görüntü. Bursaspor yönetiminin burada tüzüğü hazırlayan kişilerin işte tüzük platformuyla alakalı, evet, söyledim. İnsanları hiç dinlemediğini anlıyorum ben mesela. Yani insanlar size bir aslında şey sunmuş. Aslında dinlendi ya, çok dinlendi. Yok, dinlendi de en son hamlede niye bir şey oluşmadı mesela? Yönetim sahip çıkmadı konuşmadı ya, ben ona enteresan. Şimdi oradaki insanların fikirleri de değerli sonuçta. Doğru söylüyorsun. Ve dinlenmiyor. Şimdi tüzük kongresine yapılan eleştiri doğru. Saatle, günle ilgili doğru bir eleştiri. Divan kurulunun da talebi vardı 25 yılda 20 yıla kalması için ama 20 yıla indirildi mesela. Öyle bir talep de var. Bursaspor anayasası diyorsun. Kulübün 6325 yanılmıyorsam kayıtlı üye sayısı var. Gelen 600 küsür. Evet. Nasıl tüzük hazırlıyorsun? Nasıl anayasa hazırlıyorsun? Ama şey Cevit abi, kaçta yani, kaçı katılıyor? Herhalde bu tüzüğü şimdi burada öyle bir yarış abi oldu ki orada. Öyle bir görüntü vardı ki işte biz de tüzük kongresindeydik. Orada artık hamle yani satranç şeyine döndü yani. Kim üstün kulüp, çıkacak evet orada? Abi, koskoca kulübün tüzüğü kalkıp böyle iki kişi kafa kafaya vererek hazırlanmaz. Bir oluşturursun, bir grup oluşturursun böyle. Herkesi her gruptan alırsın belirlemeyi. Ama zaten bunlar herkesi yapıldı. Herkesi dinlersin. Ya yapıldı ama en son hamleye bakarım ben abi sonuçta. Ya sanki bir kozlarını paylaşma. Bak, en son hamle öyle muhabbetine döndü orada olay. Bugüne kadar yapılması sana bir şey kazandırdı mı tüzükle alakalı? Kazandırmadı. Ya. Ortaya böyle bir tablo çıkardı. Ama iki kişi kafa kafaya verip de bir tüzük hazırlamaz. Koskoca kulübün anayasasını hazırlıyorsun. Her grubu dinlersin. Haklı olan kısımlarını alırsın. Kendi haklı olan kısımlarını çıkartırsın. Ortaya öyle bir şey çıkartırsın. Şunu da yani söyleyeyim. Garip bir tablo var ortada. Şimdi başkan orada ben röportajı yaptım divandan sonra hakikaten tüzük kongresinden sonra hakikaten üzgündü, kırgındı.
Onu hissettik. Şunu ben bu şu tehlikeyi net bir şekilde görüyorum. Yani çoğu sağduyulu Bursaspor'u da görüyordur. Ya artık yönetimler, yöneticiler, başkanlar, bilmiyorum bu yönetimden kaynaklanan daha önceki yönetimler kulübü yönetemez hale geldi. Niye işte taraftar bir yönetimi şey yapmaya kalktığında taraftar tepki gösteriyor. İşte Tüzük Kongresi'nde bir şeyler değiştirmeye çalışıyor. Onu geçiremiyorlar. Yani yöneticiler, yönetim başkan kulübü yönetemez hale geldi. Belki onların işte yetersizliğinden, basiretsizliğinden ama zannetmiyorum ama sonuçta bu ilerleyen dönemde işte başkan hala gittikten sonra hakikaten Bursaspor'a yönetici bulmak özellikle kulüpler yasası çıktıktan sonra hakikaten zor olacak. Yani ben bundan endişe duyuyorum. Mesela Sayın Başkan röportajında oradaydım ben de. Ya Sayın Başkan hakikaten çok yıprandı mesela. Çok. Yani ya bir sene önceki Ali Ağa ile şu anki Ali Ağa profil hiçbir değil. Yani şunu anlayabiliyorum. Eğer sağ sonuçları da bu tip şeyler de önemli. Yani Mayıs ayında kongre kararı alır kendisi de girmeyebilir. Bana göre. Yani edindiğim izlenimi söylüyorum. Kimseden herhangi bir şey duyduğumla alakalı değil bu. Yani çünkü hakikaten başkanı inanılmaz derecede yıpranmış görüyorum. Her konuda yıpranmış görüyorum. Evet. Sağlığın içiyle alakalı, dışıyla alakalı. Bütün konularla alakalı söylüyorum bunu. Çünkü yaptığımız röportajda da karar vermedim. Ben her şeyi düşünmek zorundayım. Yani o şekilde karar vereceğim gibi ifade kullandı ama ya bence şu anki izlenimi o yönde. Edindiğimi söylerim. Bir şey bildiğim için değil. Çok sabırsızız yani camia olarak sabırsız bir camia. Bu yılın geçiş dönemi olduğu söylendi. Daha başta söylendi. Ama beklenti yükseldi. İşte alınan sonuçlarla birlikte ama eldeki mevcut kadro belli ama eldeki mevcut parasal kaynak da belli. Yok Beytullah, yok. Bunu oluşturamıyorlar. Yani bunun için çok çaba sarf ediyor. En büyük can sıkıntısı da başkan onu vurgu yaptı. Tüzük falan o kadar önemli değildi. Yok mesela. O kaynağı bulamıyor. Kullandığı yani. Bir şey de eğer bu kulüp bu şekilde giderse batar gibi bir ifade kullandı Sayın Başkan. Evet. Ya bu kulüp hakikaten nasıl bir girdaba sürüklenmiş? Neyin içine gitmiş bu kulüp? İnanılacak. Sen 750 milyon. Mesela oran maliyetler indi bu sene. Şimdi Beytullah. Ya nasıl bir şeydir bu anlamadım ben bunu. Bir kere Ali Ağa devam edecekse ki ben de sana katılıyorum. Devam etme eğilim var. Yani Mayıs'ta kongre yapmayabilir. Benim de duyumlarım var. Yani senin yok ama benim duyumlarım var. Tabii bu sağ sonuçlarıyla da alakalı. Her şey yolunda gitmezse muhakkak genel kurulda yapabilir. Şu anki tabloyu söylüyorum. Ama başkanın bir kere iç huzuru sağlaması gerekiyor. Şimdi yönetiminde bir problem var. Yani herkes yani Bursaspor'u bırakmış birbirinin peşinde. İç çekişimi. Hatasını kolluyorlar birbirine. Tamam mı? Yani böyle olmaz. Ya olmaz. Bir kere yönetiminde bir huzur sağlamak zorunda. Sağlayamıyorsan o zaman git güven tavzele. Yönetiminde değiştir. Çünkü herkes tabiri caizse istifası cebinde dolaşıyor. Yönetim olarak diyorsun. Evet. Yani nasıl bırakırım da bu işten sıyrılırım vaziyetinde yani. Ama başkana bir saygıları da var galiba. Hayır ama şimdi... Hatta bütün taraftan camianın da var. Yani direkt ya tepki almamak adına kredisi yani bu var. İşi nasıl bırakırım da bu işten sıyrılırım vaziyetinde bekleyen istifası cebinde olan adamlar var. Yöneticiler var. Şimdi bir kere iç huzuru sağlayacaksın. Kesin. İç huzuru sağladıktan sonra belli ekonomik tedbirleri de devreye sokacaksın. Ne gibi mesela? 330 zaten tane personel konuşuluyor sevgili Beytullah. Trabzonspor'un 80 tane personeli var. Trabzonspor'un. Sende kaç tane var? 330. Ben bilmiyorum. Belki içinde farklı şeyler de vardır. 330. Vakıfköy, Özlüce. Bilmiyorum. Otopark. Kendi, yani ben bunu şey için de söylemiyorum. Yani göndermeden de bir şekilde çözebilirsin. Trabzon'un 80'e. Adana Spor'un 30'muş. Yani ama Iceberg'in görünen yüzüyle görünen yüzü orası yani esas transferlerde yapılan yanlışlar nedeniyle. Muhakkak. Ya ben genel söylüyorum. Evet. Yani şimdi tedbirini almak zorundasın. Şimdi Bursaspor batar ama senin de önlemleri alman lazım. Neyse bu çok konuşulacak şeyler. Süremiz de doldu. Artık şeye veremiyoruz değil mi Hüsnü? Tamam, teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Önümüzdeki hafta yine 21.15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bir zaman gel,